Çok son derece çok, son çok derece şaşırtıcı. Çok teşekkür ederim. Ben gene güllere geleceğim. Takıldı o. Çok seviyorum güllü film. O güzel. En sevdiğim sahne de o hani tabanca ile ateş etme sahnesi, köprüdeki sahne. Köprüdeki sahne bir de tabii ilk söylediğinde çok enteresan. Orada da hani hep sorarlar efendim şu ya da bu filmde onca filmde oynadınız. Böyle unutamadığınız herhangi bir anınız var mı? Şimdi sırası gelmişken onu söyleyeyim. O tabanca sahnesinde bayağı beni rahatsız eden bir şeyler oldu. Şöyle oldu. İşte bizim sette biliyorsun işte böyle patlayıcılar yaparlar bilmem ne. O telefon şeyinin içine açmışlar. Oraya işte patlayıcı madde koymuşlar. Türkan Şoray güllü. İşte orada konuşan o öldürmek istediği adam o telefonun içinde zannettiği için oraya ateş ediyor. Ve o şey olacak. O da patlayacak. Dedim ki ya çok yakın tut. Aman abi dediler ya falan dedi. Olur mu? Peki ben yine de ne mi lazım dedim. Şöyle. Bir patladı o. O bir evde çalışıyordu. Gitti orada aynalar çıp 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 bazılarını çatlattı. Ay ya. Yani düşün böyle. İşte orada biraz canım sıkılan kimse belli etmedim. Çocuklara aferin falan dedik. O nedir? O, Ahmet. Dur, çıldırdım ya. Ne yapıyorsun sen? Vurulmuş muydu? Onlar da her an o dozu o kadar iyi ayarlayamayabilirler. Çok tehlikeli ama aslında bu yakın tutuyorsun. Yani sette hep böyle şeyler olabiliyor. Ama sağ olsun bazı yönetmen abilerimiz de gelir mesela. Üçüncü katı gösterir. Şimdi koşacaksın oradan gidecek, oradan aşağı atlayacaksın. Nereden? Atlayacaksın. Abi sen bir atlasana şunu göster. Bu filmde de kullan. Sen deli misin dedi bana. Oradan atlanır mı dedi. Dedi ki abi biz deli miyiz yani? Biz nasıl atlayalım? Hadi. Üçüncü kattan atlayacaksın. Bir şey olursa olur. Ne olmasın ki yani. Şey böyle süpermensin ya. Atlarsın, zıplarsın, her şeyi yaparsın. Batı'da biliyorsun ata binen başkası biner. Dublörün vardır senin yerine boğulur gibi yapar. Biz burada boğulur gibi yapmayız. Gerçeğini de yapanlar oluyor zaman sonra. Peki bir film vardı. O da çok enteresan. Komedi denince aklıma geldi. Tatlı Meleğim diye bir film. O da Mehmet Dindar'ın filmi. Orada seninki de çok enteresan. Buralarına elmalar koyup şey. Ne oluyordu işte şimdi öyle bir şey var şeyde bir televizyon dizisi var bilmem ne Betty diye bilmem, ama sonra aman tanrım farklı oluyor, bir kadın mi? Oluyor güzel, ve güzel şey ya, onlar, çok güzel orada da Haylaz yeğeni vardı işte lanet gider oralar tavlalar oynar gelir çok şeker bir para da yok bir şey hep senden paralar var. Duman oldum bugün işe aramaktan. Buldun mu? Nerede bende o şans? Tabanlarım çatladı, gene hava, gene hava. Basma havayı oğlum. Lastik şişti. Beni de postaladılar işte. Hani senin kadar hızlı daktilocu yoktu? Gene yok evelallah. Ama fındıkçı çok. Öyleleri makbul. Takma kafanı sen. Gerçekten böyle... O filmlerde katkın çok büyük oldu. O filmde de hepsinde de böyle senin gibi gerçekten güçlü karakterleri Türk sinemasının her zaman hep ihtiyacı oldu. Onların başında oldun. Filmlere çok şey kattın gerçekten. O filmleri düşünüyorum da şimdi ne kadar başarılısın hepsinde. Orada da şeyde Yedi Kocalı Yürmüş'teki o şey Karadenizli. Hoş bulduk. Yemek mi yiyorsun? Sana hazırladım kocacığım. Cezdomu duydun ha? Duydum ya. Uy, rakı da var. Afiyet şeker olsun. Gerçekten böyle... benim canım arkadaşım, meslektaşım. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Güçlü ne diyeyim, güçlü oyuncu arkadaşım. Ve... sinemamızda böyle güçlü karakterleriyle, güçlü kişilikleriyle filmlerimizi yücelten, filmlerimizin çok sevilmesine neden olan nice böyle şu an aramızda olmayan
karakter oyuncularımız, yardımcı oyuncularımız. Onlar başka bir dünyaya açılan bir kulvarda koştular. Değil mi? Şimdi oradalar onlar. Ama başka bir dünyaya doğdular onlar gibi geliyor bana. Evet. Onlar orada da rahat durmazlar. Onlar işte biz buyuz derler orada. Derler yani. Değil mi? Gerçekten derler. Bak onları şöyle bir analım mı? Onların hepsi benim canım gibi sevdiğim insanlardı. Böyle annem gibi, babam gibi, abim gibi, onların yeri hiç dolmayacak. Onları hiç unutmuyorum. Onlar böyle seyircinin yüreğine girdi. Seyirci onları hiç unutmadı. Çok sevdi, değil mi? Mesela İyilik Meleği, bir fabrika patronu, kimi zaman mahallemizin polis komiseri, Hulusi Kelben'i. Yani nasıl unutabilirim, unutur seyirci. Yeşilçam'ın Horoz Nurisi Vahi Öz. Veda Diş'i hala kulaklarımda. Tabii ona eşlik eden Mualla Sürer de hatırlıyorum. Mesela Ahmet Tarık Tekçi kötü olmaya çalışır ama rol üstüne oturmaz. İncecik bıyıklarını sıvazlayarak öyle bir bakışı vardı ki hala gözlerimin önünde. Çok kimse bilmez ama Salih Tozan bir kere zengin rolünde oynuyordu. Onun dışında fakir, fedakar babamızdı bizim o. Erol Taş. Canım Erol Taş. O heybeti görünüşüyle öyle rollerde oynadı ki filmlerde onun kötü bir insan olduğuna inanılırdı ama çok severdi herkes onu. Kemanıyla oynadığı işli rollere renk katan Süpü Kaner'i, Yeşilçam'ın Kötüler Kadrosu'nun en iyileri Atıf Kaptan, Reha Yurtakul, Hüseyin Peyda, Danyal Topatan, Kenan Pars, Hüseyin Baradan. Asıl kahramanın sırdaşı, en iyi arkadaşı olarak perdeye yansıyan Sami Hazinsez, Hayri Caner, o güzel Yeşilçam ailesinin kadrolu hizmetlisi Cevat Kurtuluş, Ahçısı Necdet Tosun, hasta olanların imdadına yetişip kol kanat gelen Nubar Terziyan. Nasıl unutulabilir ki? Kimi zaman fakir bir balıkçı, kimi zaman ailenin vefakar babası, sevgili benim canım Kadir Savun. Kadın kahramanın sırdaşı Suna Pek Uysal. Bazen iyilik meleği anne, bazen de kavgacı böyle dul kadın rollerine çıkan sevgili Mürvetsim. Tam bir karakter oyuncusu diye andığım Ali Şen, Aziz Basmacı, Feridun Çölgeçen ve sevgili Bilal İnci. Yine Türk sinemasına sert, tavizsiz tiplemelerine damgasını vuran, annem gibi sevdiğim, ablam gibi sevdiğim Ali Yorona. Onlar hala yaşıyor. Onlar ölümsüz. Onlar hep aramızda. Kaybettiklerimizi anarken onları da anmak istedim. Sevgili Sade Alışık, sevgili Kemal Sunalı, Adile Naşit ablamı, Yılmaz Duru'yu, Orçun Sonat'ı, Tanju Koreli. Onlar hep kalbimizde. Onları çok seviyorum. Onlar hep aramızda. Onlar yaşıyor. Evet. Onlar kalbimizde. Onlar gitmediler sanki, değil mi? Onları çok seviyoruz. Doğru.